Yengelim de ayağı. Bir olsun bizim olsun. Ömer'im. Ömer'im. Ömer. Bir olsun bizim olsun. Son 4 maç. Evet. Denizli garanti. Balıkesir, Denizspor. Kardeşler. Dost bir takım, takım. Kardeş bir takım. Aynen. Maç ne olur abi? Maç Denizli galip. Denizli Balıkesir'i yeneceğine eminim. Peki Süper Lig yolunda durumu nasıl değerlendiriyorsun? Tabii bu şart. Takviye şart. Zaten böyle ya olmaz. Süper Lig bambaşka bir yer. Tabii zaten Süper Lig'e çıktıktan sonra arkası gelir onun. İnşallah. Yani. Bak zaten burada gördüğünüz gibi doğduğum yer, doyduğum yer. Ne güzel. 12 yıldır Denizli'yi destekliyoruz burada. Alkış. Sağ ol abi, görüşürüz. Görüşürüz Ömer. Yener miyiz? Yeneceğiz Allah izin verirse. Maç skor alayım. 2-0 ya da 3-0. Hadi inşallah bakalım. İnşallah. Allah'ın izniyle bugün kutlama yapacağız. İnşallah. Evet, maç ne olur? Maç skoru 2-0 olarak tahmin ediyoruz. Yani yeneceğiz, şampiyonluğu bugün artık kanıtlayacağız. Son viraj değil mi? Son viraj bitti yani. Bugün bitecek yani. Herkes inanmış, taraftar, takım. Bugün bu iş bitecek. Seneye de Süper Lig'de görüşelim inşallah. İnşallah. Balıkesir maçı, maç ne olur? 3 puan olsun, bizim olsun. Gönlümden geçen 2-0 şu an. Şimdi kime göre istiyorsun? O sene bu seneden değil mi? O sene bu sene mi olsun? Kayıttayım. Evet, kritik virajdan sonra İnşallah Süper Lig'e çıkacağız. Buna inanmış adamların en başına gelen adamlardan biri Bilhan Başkan yanımızda. Evet Başkan, ne dersin? 4 yıldan beri şampiyon horoz diye sosyal medyada sürekli paylaşım yapıyorum. Allah'ın izniyle bu sene artık şampiyon horoz oldu. Çok mutluyum. Çok mutluyum. 40-50 kişiyle maçları diyorduk. 15-20 kişiyle maç izliyorduk. Stadyum bomboştu. Şu anda kapalı kişi oynuyoruz. Evet. Her şey çok güzel ya. Tıpkı eski günlerdeki gibi her şey. Çok mutluyum gerçekten. Şimdi senden özel bir şey isteyeceğim. Buyurun. Bir video yapacağız. Hı-hı. Bunu 10 sene sonra, 20 sene sonra genç çocuklar seyredecek. Onlara ne demek isterim? 15 sene sonra aynen, bizi izleyecek. 15 sene sonra bu video izlendiğinde onlara ne demek isterim? Arkadaşlar o kadar çok zor, gençler o kadar çok zor yollardan geldik ki. Bomboş türbinlerden, küme düşmelerden kurtulmaktan, son haftalarda kurtulduk küme düşmekten. Ama bugün artık Süper Lig'e çıktığımızı ilan ediyoruz inşallah. Hep Denizli Sporlu kalın. Katılıyorum. Abi, aynı geldi, şampiyonluğa gidiyor, yapıyor, ben diyor, bilmem Allah, diyor. Yani Allah izin verirse şampiyonluğa çıkacağız. Şampiyon olduğumuzda da şehri yakacağız. Yakacağız. Her şeye rağmen aşkımızı incitmedi ki. Şu anda çok mutluyuz. En popüler aşk Denizli Spor. Herkes Denizli Sporlu. Herkes Denizli Sporlu. Bundan sadece gurur duyuyoruz. Bu son iki virajımız kaldı. Ben büyük bir ihtimalle bunu son maç olarak görüyorum. Yendiğimiz dairede Süper Lig'e %100 oranında çıkacağımıza inanıyorum. Mutluyuz, mutluyuz, mutluyuz. Evet sevgili Denizliler, Denizspor'a gönül vermiş renktaşlarımız. Merhaba. Geçen hafta Denizspor Balıkesir maçı için, skor tahmini için sizlerden skorları bekliyoruz demiştik. Doğru bilen sadece bir kişi. Ben de beklemiyordum böyle bir sonucu. Rahat yeneriz diyorduk ama olmadı. Bir kişiyi talihlimize formasını vereceğiz. Sıra Denizspor Gençler Birliği maçında. Zor bir deplasman, lidere gidiyoruz. Skor tahminlerinizi bekliyoruz. Mutlu Mene de bize destek olduğu için, Denizspor'un yanında olduğu için, Denizspor taraftarının yanında olduğu için teşekkür ediyoruz. Ayrıca böyle güzel tişörtleri almak istiyorsanız Mutlu Mene sizleri bekliyoruz. Skor tahminlerinizi Instagram'a, YouTube'a ve Memleket Denizli'ye yapabilirsiniz. Herkese sevgiler gönderiyoruz. En büyük Denizli Spor. Görüşürüz. Bağır. Ne zamandan beri bunu bekliyoruz? 26 Mayıs'ta Şerkolik ateşini yaktık. O zamandan beri o sene bu sene diyoruz. Ve yolun sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Seneye Süper Lig. Evet, ben kombinemi alacağım zaten. Yoksa türün hemen buralarda. Bakalım. Bence bu sene Süper Lig'e çıkarız. Hadi inşallah bakalım.
Takım bu sene, o sene bu sene diyoruz. Karıştırdık abi. Gümbür gümbür geliyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz. Şampiyon olacağız. Mutlaka ve mutlaka, kesinlikle. Bu taraftar buna inandı. Denizli buna inandı. Şampiyon, Süper Lig'e şampiyon olarak, birinci takım olarak giriyoruz. Süper. Bence 2-0 yedik. 2-0? Evet. 2-0 yenersek sana benden dondurma. Tamam mı? En büyük kim? Denizli. En büyük kim? Denizli. Ne dersin? Ömer! Dur. Bu senin. Bu senin. Bu evet senin. Dayı, maçta olur. Amcam, bir yeneceğiz. 2-0. 2-0. Evet. Genelde senin skorlar tutmuyor. Ne olacak? Tutmuyor ya. Geçen hafta tutmadı. 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 Sıkıntı aynen. Yok değil mi? Benim yeter. Bu sefer şansım tuttu. Geçen sene 7 maç var, bu takım düşmeyecek dedim, kalkıyor kalkıyor dedim, o mayı tuttu. Bütün dünya tanıyor artık ya, bütün dünya tanıyor. Ya ta Hollanda'dan tanıyorlar, Hollanda'dan ya, ta Hollanda'dan seyretmişler, Almanya'dan seyretmişler. Yengelim de ya, bir olsun bizim olsun, Ömer'im, Ömer'im, Ömer, bir olsun bizim olsun. Hadi inşallah bakalım. Allah razı olsun. Yağmur yağıyor, yağmur. Hani bulut? Bereket mi? Bereket yağıyor. Ham yengeceğiz, yengeceğiz, yengeceğiz. Ondan yağıyor bu Cenab-ı Allah'ın işi. Yengeceğiz. Maç 2-0 mı? 2-0 olacak. Hemen bir de çocuklara soralım. Halil Evrim. Maçla ilgili neler dersin? Ya iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Golleri kim atar? Recep Niyaz'la Kane'de. Sen ne dersin? 4-2. Recep Niyaz'la Kane'de. Valla 10 yıldan beri bir özlem var. Şükür özlem bitiyor yani. Bu taraftarı görmek çok güzel. Bu taraftarı biz 200-300 kişiye geçen sene 200-300 kişi oynuyorduk. Şimdi stat kapalı ki yani. Çok güzel yani. Süper Lig garanti bitti yani. İnşallah. Çok güzel. Evet başkanım, son virajdayız. Öncelikle size bir sorum var. Tabii ki. Samsun Spor maçını soracağım. Özel bir soru. Allah, nereden hatırlattın onu? Bilmiyorum. Özel bir şey için kullanacağız. Evet. Samsun maçı sizin için ne anlam ifade ediyor? Çok özel bir yerde kullanacağız. Samsun değil, Balıkesir. Samsun. Orada bir gol atmasaydık bugün bunları yaşamayacaktık. Özeti bu. Yani orada ne yaşadığımızı böyle iki dakikada anlatabileceğimiz bir şey değil orası. Buradan gidişimiz, orada yerleşmemiz, kalmamız, otelden çıkışımız, otele girmemiz, maça çıkmamız, maç esnasında yaşamamız, maçtan sonra yaşadıklarımız bunların anlatılabilecek şeyler değil. Ama tek bir şey söyleyeyim. Bir gol eksik atsaydık bugün bunları konuşmayacaktık. Aynen. Özet ben bu. Ben söz alayım. Samsun maçı için özel bir görüşme yapalım. Onun sözünü alayım. Hay 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 hay. Bugünkü maça gelelim. Balıkesir maçı son virajdı. Son viraj başkan. Artık evet, dediğiniz gibi son viraja geldik. Ne olacaksa bugün olacak. Bu iş bugün bitecek Allah'ın izniyle. Biz de artık rahat bir şekilde Gençler Birliği maçına gideceğiz. O maçı da almak için gideceğiz. Döndüğümüzde zaten Karabük maçı, ama ne olursa olsun en önemli viraj bu maç. Bu maçta da inşallah istediğimizi aldık mı Allah'ın izniyle bu iş tamam diyeceğiz. Son bir soru başkanım. Tabii ki. Başkanım şimdi bu röportajınız, hı hı, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, evet, televizyonda, videoda bilmem nerede karşınıza çıktığında, evet, bunu seyredecek gençlere ne mesajınız var bugünlere geldiğiniz süreçte? Ben çünkü biliyorum yaşadıklarımızı, zor günler geçirdik. Şimdi gerçekten çok zor günlerden geçtik. Yani yaklaşık 8 yıla yakındır ben bu camianın içindeyim. Otelde sorunlar yaşadık, protokollerde sorunlar yaşadık, çok sıkıntılı günler geçtik. Puan silmeler oldu, transfer yasakları oldu, icralar geldi, formalarımız burada icralık oldu, satılan biletlerimiz burada icralık oldu. Ama hepsi birer birer aşamaydı, hepsinden geçtik.
Bugün çok şükür neredeyse kapalı gişelere oynuyoruz. Bu takımın kıymetini bilsin. Bugünlere gel. Biz bugünlere geldik. İnşallah bugün şampiyon olup bitireceğiz her şeyi. Hani bugün bu maçı alacağız Allah'ın izniyle. Bu maçı alıp şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Yani ben Ankara'ya da çıkartma yapacağız haftaya. İnşallah. İnşallah sen de gelirsin. Maç skoru alın. Bugün maçı 3-0. İnşallah. 3-0 yenecek. Golleri kim atar? Vallahi ben bir tane Mehmet Akgüz atar. Hadi inşallah. Lay 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 lay. Başkan dur. Evet Hakan abi, her maç evet buradayız. Kardeşim, evet, çoğu aynen. Bitti, azı kaldı, son virajdayız. Azıcık kaldı bence, çok azıcık kaldı. Bu maçı da atlatırsak inşallah 3 puanla büyük ihtimalle Süper Lig'e çıkıyoruz. İnşallah. İnşallah. Maç skoru alayım abi. Valla bence 3-1. Abi sana bir daha geçen seneki Samsun maçını soracağım. Onunla ilgili hislerini alabilir miyim? Yani hala daha tüylerin diken diken olur. Yani 2-0'dan televizyondan seyretmiştim ben o maçı. Samsun'a gidememiştim. 2-0 oldu ama hala da ümidimizi kaybetmemiştik. İlk yarı biterken Mehmet Akgüz bir gol atmıştı o maçta. Ondan sonra zaten daha da çok yeşerdi umutlarımız. Maç 2-2 bitti. 2-2 bize yarıyordu. Beraberlik yarıyordu daha doğrusu. Beraberlik yarayınca yani o maçta çok farklı bir şeydi. Farklı ya. Çok farklıydı. Çok farklıydı. Çok da güzel oldu. Yani biz ligde kaldık. Samsun düştü. Çok farklıydı evet. Çok yani hala da tüylerim diken diken. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet Sultan, her maça geliyorsun. Bu sene şampiyon olacağız mı? Bu sene şampiyon olacağız mı? Ne diyor? Olacağız mı? Evet Ahmet abi. Seni alalım. Sultan'la beraber her maçtasınız. Evet her maça geldik. Geçen seneden beri, en kötü zamandan beri takımın yanında olan taraftarlardan birisin. Sultan'la beraber. Sultan. Bu maç ne olur? Süper Lig yolunda, son virajda. Halimiz, vaktimiz, durumumuz sen değerlendir. Benim düşüncem şu şekilde, artık şampiyonluğa 5 kaldı. Yani son 4 maçımız ama şampiyonluğa 5 kala diyelim. Balıkesir maçını aldıktan sonra büyük oranla artık bir Süper Lig'deyiz diyebilirim. İnşallah diyeyim ben de o zaman. İnşallah. Sultan'a sorabilir miyiz? Sultan gel babam bakayım. Evet Sultan, maç ne olur Balıkesir? 2-0 diyor. 2-0 mı? 2-0. Sultan maç ne olur sen söyle. Hadi onu söyle. Tamam anladık. Hadi bakalım maçtan sonra. İnşallah. Bakalım. Son viraj. Her şeyden önce size bir soru soracağım. Çok özel bir nokta Samsun maçı. Şu anki hislerinizle Samsun maçında anımsadıklarınız sizin için. Vallahi anımsadığım tek şey var. Birinde bir alt kümeye düşmek için mücadele ediyormuşuz. Birinde de bir üst kümeye çıkmak için mücadele ediyoruz. İnşallah şampiyonluk çok yakın. Bugün olacak. Allah yolumuzu açık etsin. Bugün şampiyonun inşallah Denizli'ye yıllarca bir alt sıraya düşmeyecek şekilde hediyemiz olsun hepimizin. Başkanım yakışıklı bu maçla Taner de dahil. Evet. Başkanımla ikiniz zaten kıyafet konusunda. O zaten hep önde, o önde zaten hep. Ha, tamam. Başkanım onu duymadım. Başkanım bir de bu maçı sorayım size. Vallahi çok heyecanlıyız. Yani alacağız, başka artık bundan sonra bizim dönüşümüz yok. Çoğu gitti, azı kaldı. Yapacak bir şey yok. Bu maçı almamız lazım artık yani. Biz hak ettiğimizi de düşünüyoruz yani. Vallahi 3-0. Başkanın sözünün süre söz olmaz. Başkanım son bir soru. Bu videomuzu yıllar sonra, 10 sene, 20 sene sonra seyredecek gençler olacak. Evet. Kısa bir özet istesem sizden. Vallahi bazen o kadar duygulanıyoruz ki hep beraber konuşuyoruz. Gelen çocuk, herkesin elinde bir tane çocuk var. Yani herhalde futbol sevgisi böyle bir şey. Dün akşam birisi video koymuş, görmüşsünüzdür siz de. Çocuk bayrakla uyuyordu. Deniz Spor bayrağıyla uyuyordu. Biz bunları yapabildiysek, belki önceden de varmıştır ama bizim de bir katkımız olursa ne mutlu bize yani. Son bir soru başkanım. Son oldu ama. Biz bu sene sadece şampiyonluğu değil, yeni nesile Deniz Spor aşkını da bıraktık. Katılıyor musunuz? Vallahi öyle olduğunu düşünüyoruz. İnşallah öyle olsun. Öyle olması için de elimizden geleni yapacağız. Teşekkürler başkanım. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun başkanım. Oğlum geldin. Evet maça hoş geldiniz. Hoş bulduk. Deniz Spor uzun yıllardır aradığı
bu mutluluğu Süper Lig hasretini gidermek üzere. Evet. Siz de destek olmak için gelmişsiniz. Evet. Maçla ilgili görüşleriniz nelerdir? O sene bu sene. Bugün yenmeyi bekliyoruz ve şampiyonluğumuzu ilan etmek istiyoruz. Ne güzel. O kadar. Maç skoru olabilir mi? Vallahi 3-0 olabilir, 2-0 olabilir. Onu inşallah Deniz Spor kararlayacak. Biz şöyle diyoruz, 1-0 olsun bizim olsun. Bizim olsun, evet, aynen. 3 tane olsun bizim olsun. Yeter ki bizim olsun, 1-0 olsun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Siz de formanızı giymişsiniz. Evet. Bu bahar gününde çok da yakışmış. Teşekkür ederim. Spor seviyorsunuz. Kesinlikle. Maçtasınız. Maçla ilgili görüşlerinizi alabilirim. İnşallah alacağız bu sene. Yani 1-0 olmasını istiyorum ben de. O sene bu sene diyorum. Kesinlikle almalıyız bugün. En büyük horoz mu? Aynen. Aynen, en büyük horoz. En büyük horoz. O sene bu sene. Bekliyorum Deniz Spor. Vallahi ilk önce bu maça gelinceye kadar gerçekten zor günler geçirdik. Çok güzel günler de geçirdik. İnanılmaz ne diyeyim size, yani rüyada gibiyiz şu anda aslında. Bugün de, bugün de kazanırsak gerçekten çok büyük bir iş başarmış olacağız. Tüm yönetim olarak, taraftar olarak. Ama buraya gelinceye kadar bak gerçekten de Denizli sanayicisi, Denizli taraftarı, iş adamlarımız, herkes bize destek oldu. Özellikle başkanımız ve yönetim olarak gece gündüz koşturduk. Bağışlar toplamaya, moral geceleri yapmaya. Bugün son bir maçımız var. Bugün galip geleceğimize eminim. Bugün galip gelip inşallah haftaya veya ondan sonraki hafta şampiyonluk turumuzu açacağız. Ve ama bu şehir bunu hak ediyor. Bunu gerçekten hak ediyor. Çok güzel günler gelecek. Başkanım son bir soru. Yıllar sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra sizi seyredecek gençlere bu zorlu virajı nasıl anlatırdınız? Tavsiyeniz nedir? Vallahi şunu söyleyeyim. Ben zaten daha önce de yöneticilik yaptım. Ben bu kulüpte Ali İpek'le beraber çalıştım. Zafer Katrancı ile beraber çalıştım. Ama bu yönetimde özellikle başkanın önderliğinde inanılmaz bir arkadaşlık var. Bu arkadaşlığı gören futbolcular, teknik heyet bir bütün olduk. Bir kolej havası olduk bunlarla beraber. Kimse kimsenin arkasından konuşmuyor. Kimse kimsenin kötülüğünü istemiyor. Bir de şehir de buna inandı. Şehir de bütünleşti. Tek bir şey söyleyeyim. Bir yönetim tam olarak bir bütün olmak zorunda. Evet. Bütün olmazsa birbirinin affedersiniz kuyusunu kazma dediğimiz noktada olursa başarı gelmiyor. Şu anda yönetim kurulu toplantısı esnen burada sadece 4-5 kişiyle yapılır yönetim kurulu toplantısı. Şu anda bizim her yönetim kurulu toplantısı 14 veya 15 kişi. Herkes yönetim toplantısına geliyor ve herkes bir görev alıyor ve herkes birbirine destek oluyor. Ben daha çok bağışlar ve reklamlardan sorumluyum. Ama benden başka herkes 10 kişi bu işin peşine koştu. Yani futbol şubede Ali Fırat var ama biz onunla beraber tesislerde yattık kalktık. Yani bu çok önemli bir şey. Yani bütünlük olursa başarı geliyor. Başarının formülü birlik beraberlik. Birlik beraberlik. Ana şey odur. Tamamı. Ve çok iyi bir arkadaşlığımız var bu yönetimde. Hani gece 11'de birbirimizi ararız, gideriz, otururuz, muhabbet ederiz. Mağlubiyetten sonra hep beraber oturduk, birbirimize omuz verdik. Galibiyetten sonra beraber sevindik. Çok güzel bir hava var içeride. Son olarak maç skoru alabilir miyim? Valla içimden geçen 3-0. İnşallah. Maçta görüşte son düzlüğe gerildi. Buralar biraz da heyecan yüklü. Takım konsantrasyonları, taraftar konsantrasyonu, rakip takımların baskısı hat safhada. İnşallah kuşkumuz yok, şüphemiz de yok. Maçta oynanan maçlarda görüyoruz. Başarı inşallah beraberine gelecek. Özlenen şampiyonluk bu sene, o sene, o sene, bu sene. Maç skoru alabilir miyim? Maç skoru bence 3-1 veya 3-0 bizim. İnşallah. Çalıyor. Maç ne olur? Evet, bu atmosferi gerçekten çok özledik. Şöyle söyleyeyim. İnanın gerçekten bu atmosfer 15 yıllık bir hasret, yani özlemimiz. Bizleri biliyorsunuz gecemizi, gündüzümüzü, her şeyimizi, daha doğrusu sizler daha iyi biliyorsunuz, basın olarak Paris'ten dünya gündemine oturduk. Yasaklara rağmen statlara girdik. Vinç'te maçı seyredip bütün dünyaya adımızı duyurduk. Akabinde helikopterimizi tuttuk. Helikopteri kaldıramadık. Arabamızı pelt ettik. Denizli Spor için kendimizi, her şeyimizi feda ettik. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Başkanlarıma, yöneticilerimize,
bütün emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bugün taraftarımızın günü, bugün Denizli'nin günü. O zaman davullar hep beraber, davullar hep beraber gördüğünüz gibi şenlik havasında. Şenlik havasında bir... Evet abi, yıllardır özlediğimiz hava yakalandı, davullarla, zurnalarla, bayraklarla, tezahüratlarla. Sen de yıllardır bu takıma desteğini sundun. Artık ödül alıyoruz. Bu maçla ilgili ne dersin? Bu maçı alacağız Allah'ın izniyle. Önümüze bakacağız. Kalan 3 maçta 3 mağlubiyet almamız lazım. O da imkansız. Mucize. Anladın mı? Allah'ın izniyle bu takım çıktı. Maç skoru alayım. Ben bu takıma handikap yapacağımıza inanıyorum. Tamam bakalım. Kaç ya handikap bastık? Demektir. Hayır, handikap demektir 2-0, 3-0 yeneceğiz. İnşallah. Uzun bir aradan sonra inşallah şampiyon olacağız. Her zaman destekliyoruz Deniz Spor'umuzu. Evet. Kaç yıllardan önce de öyleydi. Aynı her zamanki böyle. Ve o havada itasında yani devam ettirecek. O zaman zamanında olimpikli oynayan tek bir takımıydı Deniz Spor. Bundan sonra da UEFA'yı görecek. Bunu nasıl Porto'yu çözümünü gördüysek inşallah bundan sonra da UEFA'da göreceğiz Deniz Spor'u. Sen nereden geliyorsun maça? Ben Denizli merkezdeyim zaten. Peki maç skoru ne olur? 2-0 alırız maçı. Hadi almak bakalım. Zorundayız. Golleri kim atar? Mehmet Akyüz, Burak Çalık. İnşallah ağzından ballan. Recep Niyaz da bizim tanıdık arkadaşımız. O da atar inşallah. O sene bu sene. En büyük horoz. En büyük horoz. En büyük horoz. Aynen. Çok evet, misafirlerimiz çok özel. Almanya'dan maçı seyretmeye geldiler. Kardeşimiz de Alman vatandaşı, bir Alman ama has Deniz Sporlu. Kendisine biraz önce o sene bu sene dedirttik. Şimdi de görüşlerini alıyoruz. Önce senden başlayalım. Önce seni tanıyalım. Merhaba, benim adım Mehmet Altında. Almanya'dan geliyorum. Seni bekliyorduk zaten. Evet. Biz işte bir günlüğüne geldik buraya. Dün sadece gece maç için değil mi? Sırf maç için. Dün gece geldik. Bu gece maçtan sonra direkt geri döneceğiz. Uçuş sabah saat 4'e kala Almanya'ya geri dönüş. Peki dışarıdan Deniz Spor şu an nasıl görünüyor? Avrupa'dan? Şampiyon olarak görünüyor zaten. Hani biz, ben Denizliliyim. Arkadaş çevremi, Almanlara, yabancılara, herkese Denizli Spor'u göstermeye çalışıyorum. Maç özetlerini gösteriyorum. Ligde durumumuzu gösteriyorum. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz yani. Evet. Şimdi kardeşimize gelelim. Evet. Welcome to Turkey. İngilizce bile bilmiyorum ama az bile. Ona soralım. Deniz Spor Almanya'dan geldi. Onun için ne anlam ifade ediyor? Was ist Deniz Spor für dich? Was bedeutet Deniz Spor für dich? Ja, ganz viel. Also ganz viel. Es ist nach schweren Saisons, dass wir endlich wieder oben stehen und den Sprung schaffen können in die erste Liga und das wäre natürlich für die ganze Region und für uns das Beste. Uzun yıllar sonra hani 2. lige düşme potasında zorluklar çektiğimiz sezondan sonra bu sene 1. lige çıkma hevesimiz olduğundan dolayı çok büyük bir anlamı var Denizli Spor bizim için. Ömer Demirtaş oley. Peki şimdi bir de şunu soralım. Maç skoru kaç kaç biter? Bize bir Was schätzt du? Was schätzt du als Ergebnis für heute Abend? Da ich halt einen Freund halt vom gegnerischen Team habe, ich hoffe 3-1 für uns. Und dann hoffe ich, dass es reicht für den Aufstieg endlich. Rakip takımda benim bir arkadaşım oynuyor. Aynı takımda beraber oynadık. Onun için kendisi de eskiden futbolcuydu, kaleciydi. Onun için 3-1 diyorum. İnşallah şampiyonluk için ileriki maçta yeter ve 3-1 biz alırız maçı diyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Ondan son bir şey rica ediyorum. Evet. En büyük horoz dedi, bağırır mı? En büyük horoz. Şey, en büyük horoz. En büyük horoz. Aynen. Eyvallah. Kardeşim benim. Teşekkür ederim. Yemek falan yediniz mi? Tamam. Çok, 52. yılda da beraber. Evet. Çok büyük bir kulüp. Yani şampiyon oluruz. Yani büyük, yani diğer lige çıkarsak kesin ilk üçteyiz bence. İnşallah, ağzından bal damlıyor. Peki bir de maç skoru sorayım ben sana. Maç kaç kaç biter? 2-0. Bizde. İnşallah. Çok güzel şeyler söylüyorsun. Babaya geçelim. Evet. Vallahi. Spor Balıkesir maçı. Kritik bir maç. Son virajdayız. Çok, yıllardır özlediğimiz bir haldeyiz. Artık aslında çok da kritik de dememek lazım. Yani yüzdük. Kuyruğunu da bitirdik bence. Artık her şey futbolcularımızın elinde. Alınların akıyla bir sezonu ter akıttılar. Burada da taşlandıracaklar. Onların elinde her şey. Hepsinden Allah razı olsun.
kim emek verdiyse, yönetimimiz, başkanımız, taraftarımız, futbolcumuz, teknik heyetimiz, taraf, çoluğumuz, çocuğumuz diyorum yani. Kim emek verdiyse Allah razı olsun. Bunu hak ettik. 10 yıldır bekledik. Bunu hak ettik. Değil mi? Bunu yaşamalıyız artık. Sizden şampiyonuz. Yani ben en az 3-0, yani en az 3 gol atarız bu maçta diyorum. İnşallah. En az 3 gol atarız. Rahat bir maç. İnşallah, inşallah. Deniz Spor çok büyüktür, camia çok büyüktür. Allah da, Allah da kötü günler çoktan geride kaldı. Allah da yüzüme yüze güldü. Yani biz de hak ettik artık. Yani onca cefa çekti bu taraftar, takım, yöneticileri. Çok zorluk, zor günlerden, cefalı günlerden geldi. Hak ettik. Bu şampiyonluk Deniz Spor'a yakıştı. İnşallah kalıcı. Zaten Süper Lig en tepesi Denizli şehrine, Denizli takımına, Denizli insanına her zaman layık bir yani seviye. Hep orada olmalıyız bence. Bu şehir olarak. Şehir olarak orayı hak ediyoruz. Hep orada olalım. İnşallah. Hep orada olalım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Sevgiler. Evet, yanımda arkadaşım İsmail. İsmail, yıllarca özlediğiniz durumdayız. Aynen. Minik bir taraftar oğlun. Şimdiden aşılıyoruz nasıl aynen. olursa. Aynen. Yetiştiriyoruz. Aynen. Bu maç ne olur? 3-1 galip geliriz. 3-1 İnşallah mi? Bugün şampiyonluğu burada kutlar ederiz. İnşallah. İnşallah. Bir horoz der mi Emre Horoz? Hadi horoza. Horozlar daha fazla mı? Daha bağır. Fazla bağır. Horozlar. Of. Memleket olarak, taraftar olarak özlediğimiz durumdayız. Daha önce de maçta da burada beraberdik. Siz de güzel dileklerinizi sunmuştunuz. Evet. Denizli'nin son maçlarından biri. Son virajdayız. Siz de Denizli'yi temsil eden bir milletvekilimiz olarak görüşleriniz nelerdi efendim? Öncelikle Denizli Spor oyuncularıyla, başkanımız Ali Çetin'le, taraftarlarımızla, Denizli hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Bugüne kadar getirdik Denizli Spor'u hep beraber. Bütün kurumlarımızla, bizler vekiller olarak da, Denizli olarak da, iş adamlarımız olarak da her zaman Denizli Spor'un yanındayız. Thank you.
Fatih'inle ya. Bak 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 b